Sırada sosyal medya paylaşımları var sayın seyirciler. Bakalım sosyal medya paylaşımlarında kim neler paylaşmış, neler anlatmak istemiş bakalım. Evet, ilk paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir TBT'si. Gençlik tabiriyle TBT daha önceki paylaşımlar anlamına geliyor sayın seyirciler. Instagram sayfasından paylaşmış Cumhurbaşkanı. 15 yıl önceki bir fotoğrafmış bu. Bugün paylaşmış kucağında bir kediyle beraber Cumhurbaşkanı Sayın seyirciler o dönemde tabii ki başbakandı kendisi ve görüyorsunuz Malatya yolunda uçakta bir görüntü. Evet sıradaki paylaşım. Zeynep Ateş. Bir gazeteci Sayın seyirciler Zeynep Ateş bakın iki kişinin karşısında insanlar yerde secde pozisyonunda. Neden biliyor musunuz? Koreli üst düzey yöneticilerin gazilerine gösterdiği saygı. Görüyor musunuz fotoğrafı? Kore'de bu. Koreli üst düzey yöneticiler Türkiye'ye geliyorlar. Kendilerinin bağımsızlığı için savaşmış iki gazinin önünde işte bu şekilde saygı gösterisinde bulunuyorlardır. Bulunuyorlar. Hani bugün Türkiye gazilerle ilgili bugün Gaziler Günüydü ya sayın seyirciler. İşte etkinlikler yapıldı ya. Bakın gerçek saygı gösterisi bu olsa gerek. Ve bizim iki gazimiz de bu olayı görüyorlar, hala bir heyecan içinde, hala bir e, şaşkınlık içindeler oradaki üst düzey yöneticilerin kendilerine gösterdikleri saygı yüzünden. Bu saygı gazilerimize hep olmalı, şehit ailelerimize hep olmalı. Çünkü onlar her zaman bizim ulusumuzun bütünlüğü ve vatanımızın, ee, tek olması o için çaba sarf ediyorlar, canlarını veriyorlar. Sıradaki paylaşım. Talo Bilgili sayın seyirciler paylaşmış. Bildiğiniz gibi dün akşam saatlerinde Antalya'da siyasi bir deprem yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Aksoy ani bir kararla, halbuki gün boyu Korkuteli'deydi, gün akşamüstü aşure etkinliğine katıldı belediye başkanı Ömer İçlek'le beraber ve o esnada gelen telefonla beraber Antalya'ya geldi teşkilata ve hemen sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Yerine de jet atama yapıldı. Sanki önceden biliniyormuş gibi atama yapıldı. Ve Hilmi Durgun atandı Sayın Seyirciler İl Başkan Yardımcısı. Bakın Talu Bilgili, Murat Paşa İlçe Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Murat Paşa İlçe Başkanı Talu Bilgili de bu durumu nasıl paylaşmış? Yıllardır beraber görev yaptığımız Sayın Mustafa Aksoy'un yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. En zor süreçte beraber görev yaptığımız arkadaşımız, dostumuz Sayın Hilmi Durgun'a çıkmış olduğu bu yolda Yüze Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ederim demiş sayın seyirciler ve şahıslar yolcu teşkilat hancıdır. Biz bir aileyiz Antalya'mıza hayırlı olsun demiş. Fotoğrafları büyütelim arkadaşlar. Evet solda Talu Bilgili eski il başkanı Mustafa Aksoy'la beraber Antalya'ya güzel hizmetler yaptı partisi adına Mustafa Aksoy. Güzel insandı kendisi kimse kimsenin hakkını yemesin. Ve hemen yanında yine Tallu Bilgili il başkan yardımcısı olarak görev yapan ve yeni il başkanı Hilmi Durgun'la beraber görünüyor. Onun paylaşımından biz de bu siyasi gelişmeyi sizinle paylaşalım istedik. Hayırlı uğurlu olsun Milliyetçi Hareket Partisi camiasına. Sıradaki paylaşım. Sıradaki paylaşım ne biliyor musunuz sayın seyirciler? Az önce fotoğrafta genç yeni il başkanının fotoğrafını gördünüz ya Talu Bilgin'in yanında. Onun sayfasına göz attım. Kimdir Hilmi Durgun diye, nasıl bir insandır, neler paylaşmış diye baktım. Bakın, istikamet memleket demiş, arabasıyla bir fotoğraf paylaşmış. Daha doğrusu bu bir video, videodan fotoğraf çektim. Kadranı görüyor musunuz, hız kadranını? 205. Araba ne kadar güvenli olursa olsun, 205 ile o yolda, otoban bile değil, o yolda nasıl gidilebilir? Anladığımız kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni il başkanı olabildiğince hızlı, arabasıyla hızlı, 205'te kadran gördüğünüz gibi ve altına da yorumlar yazmışlar. Başkan Yavaş sen bize lazımsın diye ama başkan 205 ile Antalya'ya doğru geliyor. Çünkü Antalyalı kendisi İstanbul'dan Antalya'ya doğru gelirken çekmiş bu videoyu ve paylaşmış. Biz... Şimdiden çiçeği burnunda il başkanına uyarıda bulunalım. Yok, 205 olmaz. Çünkü artık Sayın İl Başkanı sen örnek bir makamdasın, örnek olmak durumundasın. Antalya'da e hız limiti daha yeni yeni 82 oldu, 90 oldu, hadi otobanda 100 oldu. Ama arabana güvenip sakın 205 ile gitme, hele hele hiç paylaşım yapma artık. Sıradaki paylaşım. Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Başkanı sayın seyirciler bakın ne diyor. Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tedavi gören hemşehrilerime geçmiş olsuna geldim. Allah şifa bekleyen herkese Şafi ismiyle tecelli etsin. Bunu niye paylaştım biliyor musunuz sayın seyirciler? Aslında bu sıradan bir görüntü. Yani Hakan Tütüncü zaten bölgesindeki hastaları evinde ziyaret ediyor her şekilde. Geçtiğimiz günlerde de fotoğraflarda da paylaştım, haberlerde de paylaştım ama Hakan Tütüncü artık Kepez değil. Kent merkezine doğru hizmete, ziyaretlere başladı. Eğitim ve araştırma hastanesi diyor. Yani Kepez'de değil eğitim ve, eğitim ve araştırma hastanesi. Kepez'de bir devlet hastanesi var. Paylaşım Kepez'de değil. Aşure etkinliği var mesela Alevi derneklerinin Kızılarık'ta, Muratpaşa'da. Veya farklı etkinlikler var Muratpaşa'da ve Başkan Hakan Tütüncü Muratpaşa'ya doğru, ilçelere doğru farklı yatırımlara ve ziyaretlere başladı Buradan büyük büyük projeler aklımıza geliyor bizim de. Sıradaki paylaşım. Okan Kocakaya sayın seyirciler, Demre Belediye Başkanı ve Demre'nin Kumluca ile beraber genç belediye başkanları hem Mustafa Köloğlu hem e, Okan Kocakaya gerçekten heyecanlarıyla ilçelerinde harekete geçiriyorlar. Bakın ne yaptı etti Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten bir tane otobüs kaptı. Halk otobüsü kaptı Okan Kocakaya. Ve o otobüs o kadar rantabıl kullanıyor ki. Öğrencilerde, çevresel durumlarda, köylerde, ilçelerde çok güzel kullanıyor. Ve hatta örnek olması için kendisi de. Bakın fotoğrafta da var. Günaydın sabah saat 8. Öğrenci kardeşlerimle şehir içi otobüsümüzü kullanarak okullarına doğru demiş. Fotoğrafa bakalım sayın seyirciler. Evet o ortada gördüğünüz lise öğrencisi değil, üstündeki forma da değil tişörtlü belediye başkanı. Demre'nin belediye başkanı sayın seçiciler örnek olsun gerçekten örnek olsun diğer belediye başkanlarına da halk otobüsüyle öğrencilerle beraber o da o heyecanlarına katılmış, etkinliğe katılmış diyelim bizde sıradaki paylaşıma geçelim. Akdeniz Üniversitesi'nin bir paylaşımı var sayın seyirciler. Rektörümüz Profesör Doktor Musa Hünal ve üniversite yönetimi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileriyle öğle yemeğinde buluştu denilmiş. Biliyorsunuz Akdeniz Üniversitesi Rektörü sosyal paylaşım sitelerinde çok aktiftir. Öğrencilerin her sorularına anında cevap verir ve biraz da onlarla espiritüel yaklaşımlarla cevap verir. Diş Hekimliği Fakültesi yeni açıldı örnek bir bina ve orada öğrencilerle beraber kuru fasulye pilav etkinliğine katılmış. Evet menüde onları görüyorum. Öğrencilerle sohbet etmiş ve diğer yöneticiler de var. O öğrenciler de heyecanla beraber rektörlerin sorunlarını anlatma veya onlarla sohbet etme imkanı da bulmuştur diye düşünüyoruz. Sıradaki paylaşım. Metin Budak. Metin Budak kimdir sayın seyirciler? Antalyalı bir iş adamıdır. CHP Genel Başkan Yardımcılığı bile yapan, ATSO Başkanlığı yapan, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budağ'ın kardeşidir sayın seyirciler. Ve diyor ki modaya uyduk yıllar sonra Kapuz Boğazı'nı bir kez daha ziyaret ettik demiş. Diyelim bu Kapuz Boğazı neresi biliyor musunuz sayın seyirciler? Hafta sonu burada iğne atsanız yere düşecek gibi değildi. Konyaaltı'nda burası ve Semih Esen, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, burada bir paylaşım yaptı, burada bir denetim yaptık kayıkla beraber. Ve oradaki basın bürosundaki arkadaşlarımız da drone ile o muhteşem görüntüyü çekti. Biz de bunu yayınladık. İşte o tek haber, tek paylaşım. Bakın o bölgeyi o kadar çok tanıttı ki gerçekten güzel. Metin Budak da bunu söylüyor, değerli iş adamı abimiz, bunu söylüyor. O da bu tanıtımada katkıda bulunmuş oluyor diyelim ve sıradaki paylaşım. Bu biraz espiritüel, biraz yüzünüz gülümsesin diye bir paylaşım sayın seyirciler. Serik'te kahvede polis kontrolü. Güya Serik'te kahvede polis kontrolü yapılmış ve Serik'te sıradan bir kontrol gibi. Arkasında tabanca, bıçak ne varsa bir şahsın arkasında güya bulunmuş gibi. Tabii ki bu bir espri. Serik'leri çok severim. Ee, ama... Ee, gerçeklikle ilgisi yok Sadece yapılan bir olaya Espritüel yaklaşım yapmışlar Bildiğiniz gibi eski belediye başkanı Ramazan Çalık da derdi ya hani Benim en büyük e, seriye kazandırdığım olay Küfrü önledim diye Serikte olağandır küfür etmek Sıradan bir konuşma gibidir Hatta bu olaylar da silah bıçak Her şeyde e, olağandır e, Onlara göre sıradan bir olaydır O yüzden bu paylaşımı Sizinle tebessüm edin diye paylaştım Yoksa seriklerin başımızın üstünde yeri var Yeniden altını çiziyorum. Gerçekten sevdiğimiz insanlardır. Sıradaki paylaşım. Evet. Finaldeyiz. Son paylaşım Sayın Seca. Bülent Yurdakul'un bir paylaşımını zaten sizinle paylaşmıştım. Ve Bülent Yurdakul, Aktüel grubun Kanal B'nin önemli bir ismi. Belkemi Bülent Yurdakul ama asıl bir belkemi var. O da Uğur Törer. Uğur Törer çok eski bir televizyoncu birçok televizyonun altyapısında emeği olan bir insandır. Bizim televizyonumuzun da genel müdürü, tekniki anlamında ve zehir gibi beyniyle müthiş bir insandır. Bu televizyonda önemli bir noktadır. Patrondan sonra gelir ve bugün doğum günüydü. Kaçıncı doğum günü olduğunu söylemeyeceğim. Çok genç, hepimize taş çıkartan bir dinamizme sahip, enerjiye sahip. Ve e, Bülent Yurdakul demiş ki, genel müdürümüz güzel adam Uğur Örer'in doğum gününü kalabalık ailemizle kutladık. Ömrün güzel olsun Uğur abim demiş ve etiketlemiş oradan bizi de. Şimdi o fotoğraflara bakalım. Bakın siz de gelelim fotoğrafa. Evet işte Uğur Törer kendine getirilen, sunulan pastayı elleriyle kesiyor ve onun o heyecanına katılan... Kanal V'nin dörtte birlik bölümü. Çünkü diğerleri dışarıda çalışıyor. Hepsi iş başında. Evet. Fotoğrafı geniş verelim. Beni kaldıralım. Beni kaldırın arkadaşlar. Evet. işte. <laughs> Kanal V'nin dörtte birlik bölümü. Bu şekilde Okan Mehmet Okan Kaya ortamızda tam bir denge insana Okan Kaya'da. Yanında Bülent Yurdakul ve Uğur Törer'le beraber bu güzel pozu sizinle paylaşalım. Biraz da kendimizi anlatalım istedik ve işte bu pozla beraber o küçük öndeki afacan da bizim Akif'in güzel kızı. O da bu pastaya da ortak oldu, güzel heyecana da ortak oldu. Müzik <laughs>